Şeyi soruyorlar gene efendim torunları, Fatih öldü mü, eceliyle mi öldü, zehirlendi mi? Evet, şimdi bu en önemli meselelerden birisi biliyorsunuz. Evet. Fatih'in. Şimdi Fatih Nisan ayının sonlarında sefere çıkıyor Mısır'a. Bu da hep denir, nereye gittiği belli değildir. Sakalımdaki bir kıl bilse yakarım dedi filan. Biz bugün yaptığımız, yani tarihçilerin yaptığı analizlerden Fatih'in Mısır'a gittiğini biliyoruz. Yani Mısır'a sefere çıkıyor. Yani İtalya'ya sefere çıktı diyorlar. O zaten komedi. İtalya'ya sefere çıkacak adam niye Anadolu tarafına gelsin? Yani Gebze'ye niye gitsin? Yani Gebze'ye niye gelsin? Mısır'la çünkü o arada ilişkiler bozulmuş. Yavuz'dan önce aslında Fatih gidecek Mısır'a ama gidemiyor. Yoldayken iyice ağırlaşıyor. Gebze'de Hünkar Çayırı'nda 3 Mayıs 1481'de vefat ediyor. Saat kaçta? Saatini bilmiyorum. Hani Adan, Hazreti Adem'den itibaren bilirdin. Onu Turgut abi öyle diyordu. Ben bilmiyorum. Onu bilen sizsiniz. Üniversitelerde ders veriyorlar Fatih'i. De... Ölüm saatini bilmiyorlar. Öncesinde de çok ağrıları olduğu söyleniyor. Yani zaten şey var. Bütün Nikris Osmanlı padişahlarında romatizmal ağrılar var. O da işte genetik olarak geçiyor. Bir de zaten Topkapı Sarayı'nda yaşayıp da romatizmal ağrının olmaması şey, o taş evet, yani evet, buz gibidir yani. Şimdi düşünsenize. Tabii orada şimdi, bir de diyeti de malum. Hı-hı. Diyeti de çok kötü. Diyeti? Diyet. Diyet yani yemesi diyor. Yani hem yemesi hem romatizma hem yani işte 49-50 yaş, 49-50 yaş, 49 yani yaşında aslında. Yani şey değil, 1432 Mart doğumlu. Yani babası yani 49 yaşında. 17, annesi 19 yaşında ölmüş ya da tam yani sonuçta. Kimin? Yok. Fatih'in. Yok. Çok genç ölmüş. Fatih'in babası 48 yaşında ölmüş. 18 yaşında. Hayır, tam. Fatih 17, 18 yaşında. Fatih 17 yaşındayken ölüyor, öbürü de 19 yaşındayken ölüyor. Doğru, o da, annesiyle babasını diyor ölümünü. Anlamadım. Fatih'in annesi diyor. Fatih 17 yaşındayken öldü. Babası 19 yaşındayken evet, evet, öldü diyor. Ya tabii şey de var şimdi. Ya yani kendi çocukları evet, onu daha büyük bir şekilde evet, görmüş oldu. Yani o şimdi burada daha önce İtalyan arşivlerinden birçok belge çıktı. Fatih'e Venediklerin özellikle yani İtalya'nın Venedik şehri o zaman büyük bir devlet, denizci devlet. Ondan fazla suikast teşebbüsü yapmışlar. Yani hatta bu Yahudi müftelisi olan doktoru Yakup Paşa'yla da temas kurulmuş filan edilmiş. Zehirlendi mi? İşte burada daha önce teşebbüsleri var. Şimdi kaynaklarda net bilgi yok. Ama Yakup doktorunun daha önce Venediklerle temasıyla ilgili bilgiler var. Şimdi bu bana göre tam çözülmemiş mevzulardan birisi. Yani çeşitli makaleleri var. Ama benim kanaatim ağırlık olarak zehir bayağı modadır. Ağırlık olarak zehirlenme ihtimali daha kuvvetli gibi geliyor bana. Yani çünkü net bir bilgi yok. Net çıkmıyor. Yani mesela Aşık Paşazade tarihindeki bir şiir var meşhur biliyorsunuz. Onu işte evet, doktorların içirdiği bir şarabı fariden bahsediyor. Bu tabii ilaç mı zehir mi bilemiyoruz. Ama şu var. Mesela doktorunu askerler parçalıyorlar. Evet. Yani çünkü suçlu yani olarak görülüyor. Tabii padişahı öldüren doktorların hiçbirinin şansı ya başka kimse evet, mesela görevden alınıyor daha evet, sonraki tarihlerde. Yani zor bir meslek. Yani şey değil. Mesela yani eğer böyle şey olduysa öldürülürsünüz de. Vezir-i Azam öldürülüyor. Yani zehirlenme ihtimali daha kuvvetli. Ama dediğim gibi bu net bir bilgi değil. Yani şu andaki bilgilerimize göre Fatih'in eceliyle mi öldü, zehirlendiği mi tam açık değil. Ama bir de ırsi bir şey var. Ya baba yakın yaşlarda ölüyor. Şey, bir de bilmiyorum yani tabii zehirlenmiş de olabilir ama çok tehlikeli yemekler. O Feridun Dirimtekin'in midir? Fatih Mutfağı yemek şeylerini yayınladı. Onun değil galiba. Tam hatırlamıyorum da. Şimdi. Şöyle büyük boy, şöyle büyük, ince ama büyük boy bir kitaptır o. Şey. Saray. Ama havyav yiyor. Kefeden havyav geliyor. Şey zaten. Resimlerinden de görüyor. O madalyonlarda da şişman. Şişman evet. Orta boyludur zaten Fatih. Çok uzun boylu değil. Orta boylu. Evet. Yani daha şişman. Yalnız devrim kaynakları çok enteresan şeyler anlatıyor. Diyorlar ki bir tanesi. Bacağından bir şey çıktı herhalde. Ur gibi bir şey çıktı. İnsan vücudu kadar oldu. Yani böyle komik şeyler de var. Fatih'in uru da öyle olur. Yani öyle anlatılıyor. Yani bu dediğim gibi şey değil. Bilinmiyor. Yani, tam yani böyle çok makale yazdı oldu. Ben okudum onları. Devrim kaynaklarında okudum. Yani kafamda kesin bir kanaat oluşmadı. Yapılır mı şey acaba? Test. Onu, Ramses'i yaptılar mesela. İkinci Ramses'i. Napolyon'a saçına yapıldı değil mi? Böyle çıktı, evet, zehirlendiği çıktı mesela. Evet. Napolyon da bilinmiyordu. Yapılır aslında. Yani ama DNA DNA değil de karbon testi. Yok, hayır.
Karbonatesi ne yapsın Fatih belli. O yılı için şeyi. Zehirli. Adli şeyse. Zehir mi değil mi diye. Doğru. Hani diziler var ya. Televizyonda böyle diziler var ya şeyler. Forensik şeyleri falan. Şey biliyorsunuz birkaç defa müracaat oldu. Yani birkaç defa müracaat edilmiş. Mezar açılsın. Zehirlenip zehirlenmedi. Kim yapmış müracaatı? Yani bu dergiler yayın organları yapmış 50'li yıllardan itibaren. En son deli mi? Böyle siz birkaç açılsın Fatih'in mezarını açın. Mezar açılsın falan diye. Hatırlarsanız bir iki dergi manşet atmıştı bir 15-20 sene önce. Nokta dergisi miydi? Hangisiydi hatırlamıyorum. Yok başka bir dergi. Başka bir dergi miydi? Yani tam ismini hatırlamıyorum. Yazı benim olabilir. Sizin miydi? Sizden de kaynaklanmıştı. Olabilir. Yani çok ama zaman yani, geçti ama bir şey yazmıştım ben. Sonuçta o kadar çok yapılıyor ki bu artık. Hayır. Tamam yapılır da bilmem ne dergisi istedi diye olmaz. Ya tabii. Devletin şeyi olursa olur. Efendim, müsaade ederseniz ben bu arada bir iki soruya cevap vereyim benzer konular. Şu açıkken söyleyeyim biraz daha eski bir mesaj ama Yalaya sayın isim yok nasıl diyeceğim. Perde zemin tasarımı ismiyle gelmiş. Efendim o sorduğunuz kitabın %30'una inanılır, %70'ine inanılmaz. Öyle de bu kuyumcu terazisi. Efendim Sayın Sertaç Kahya, Saadettin Konevi değildi. O olsaydı mutlaka hatırlardım. Mumya, elini öptüğümüz Mumya. Ona da Mumyalı. Yani Mumya'nın elini mi öpüyorsunuz? Yani? Herkes öpüyordu. Sen şeyi biliyor musun? Amasya'da 7-8 sene önce. Sen gördün mü o Mumya'ları? Gördüm, gördüm. Camekan içinde. Gördüm. Camekan kırılmış, cam. Şeyde... Adam biraz elini dışarı çıkmış. Kuyruğa girdiler evliya diye elini öpmeye. İlhan'la Moğol zamanındaki bir vergi memuru ve ailesi. Birkaç kişi var öyle. Evet. Türkler tarihte şey hiç kale yapmışlar mı diyor demişler efendim bir seyircimiz. Çanakkale'de kaleler var. Rumeli Hisarı'nı, Çanakkale'yi falan. Bir kısmını Japonlar. Efendim bir kısmını bu dayak kabilesi vardı öyle şeyde. Bir de Antarktika'dan gelip yaptılar. Boğaz Kesen'i. Şey falan biz yapmadık. Onlar bizim meselemiz değil. Mesela Arnavutluk'ta Elbasan var mesela. Meşhur tavasıyla meşhur olup Elbasan tavanın olmadığı evet. Yerde bir ara. Evet. Bir arkadaş bunu yazdı Haluk Dursun hocamız. Hı. Şimdi o yazdı ki Elbasan'da Elbasan tava yok diye. Sonra yıllar sonra gittim ben. Elbasan'da Elbasan tava bulduk yeri. Telefon ettim orada. Var mı? Yahu dedim Elbasan tava yok diyordum var. Oğlum diyor nasıl oldu biliyor musun diyor. Benim yazılardan sonra oldu diyor. Yani sonradan başlamışlar. Bakın bir seyircimiz kızın mumyasını yollamış. Görebiliyor musunuz? O İtalya'daki mi? İtalya'daki kızı. Şu ayar. Arkadaşlar gözükebilirse bu enteresan bir şeydir bu. Tam bir delilik ya. Şurada biraz küçük büyütemedim. Kız 4 yaşında mıydı? Bu mumya. Canlı gibi duruyor orada. Allah. 70-80 sene. Belli olmuyor resimden ama. Sicilya'da olmuyor bunlar. Sicilya, evet. Palermo kentinde. Siz Paris'teydiniz. Nasıldı Paris? Çok güzeldi. Şeye gittiniz mi hiç orada? Metronun. Katakombları gezdiniz mi Paris'teki? Katakombları hiç gitmedim orada. Oo, zaten. Orada mezarlarda neler var orada? Ya eminim işte Roma'dakine gittim. Bu underground Palermo'daki Paris dedikleri. Gittim ama artık biraz bana şey geliyor, içim kararıyor. Mezar görmek istemiyorsunuz. Çok fazla gördüm. Yani ben mezarlıklara çok meraklıydım. Hala da meraklıyım ama bu sefer istemedim. Şehrin altına istemedim. Doldurmuşlar. Şehir var altında. Evet yani şeyleri geliyor. Zaten Ateşbazı Veli olabilir mi? Hayır yani yani oralara da pek girileceğini sanmıyorum ben bu mumyalarına. Nerede? Konya'da Ateşbazı Veli geliyor mu bilmiyorum ama hayır. Selçuk İlay'dan bir vezir falan gibi birisiydi ama kim oldu? Yazıldı bende. Vezir kim var ki? Saadettin Köpek var, Karatay var. Roma'daki katakomlarda mesela evet. İnsanlar uzun yıllar orada yaşamışlar. Çünkü Hristiyanlar haliyle Romalılardan saklanmak için. Yani böyle şey gibi H.G. Wells'ın Zaman Makinesi diye bir romanı vardır. Bir kısım karanlıkta yaşar, bir kısım aydınlıkta yaşar. Et yerler, öbürleri sadece işte vejetaryandır. Onun gibi bir şey yani yerin altında yaşıyorlar. Yerin altında böyle yaşam yani şey yapmayı öğreniyorlar. Şeyde de vardır ya. Tarsus'a gitmediyseniz Tarsus'ta da var. Böyle yeraltı kiliseleri var. Yani orada da mesela aynı orada da Hristiyanlığın ikiye ayıldığı yerlerden birisi. Yani yer altına kilise yapmışlar evet. Adamlar. Yani zar zor girdiğiniz yerlerde. Orada çünkü ibadetini orada yapıyor Romalılardan korunmak.